Değerli dinleyiciler, Radyo Zulu'nun bu akşamki konuğu değerli modacı, aktivist Barbaros Şansal. Sevgili Barbaros Şansal, hoş geldiniz programıma. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi olmaya çalıştığımız kadar iyiyiz Türkiye Cumhuriyeti'nde. Evet, evet. Yani hepimiz zor günler geçiriyoruz biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Size Los Angeles'tan sıcak sevgiler, selamlar. İstanbul'dasınız sanıyorum. Evet, İstanbul'a döndüm. Dün bir Paris seyahatim vardı. Arkadan Türkiye Tıp Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konferansı için Denizli'deydim. Bir kongre gerçekleştirdik ve dün tekrar İstanbul'a döndüm. Çarşamba günü İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde moda, tarih ve sosyoloji üzerine bir söyleşiye devam etmek üzere 2 gün daha İstanbul'dayım. Harika, harika. Barbaros Şansal tabii tüm dinleyicilerimiz biliyor, tanıyor. Yine de kısaca bir özgeçmişinizden söz ederseniz çok mutlu olurum. Buyurun. Tabii 1950'lerin sonuna doğru Cumhuriyet'in ilk başkenti Ankara'da doğdum. Ama tesadüfen Ankara'da doğdum. Çünkü annem İzmirli, babam İstanbullu. Evet. NATO'daki görevleri nedeniyle oradaydım. Bir çok çeşitli tahsil hayatım var. Biraz afacan çocuk olduğum için takdirname almama rağmen her sene tasdikname de alarak atıldım her sene okullardan. Türkiye'de çok enteresandır. İstanbul Alman Lisesi, Vefa Lisesi, Fenerbahçe Lisesi, Maltepe Lisesi, Site Koleji. Hep gezdim. İlkokulda da Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonu İlkokulu. Sonra 1970'lerin sonunda İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesini kazanarak üniversiteye girdim. Ancak malumunuz 1980 askeri ihtilali oldu. Kırmızı lastik pabuçlarım olduğu için komünist olmakla suçlandım. Bensol davasından yargılanınca 7 Ekim 1980'de Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldım ve 9 yıl yaklaşık, işte 4 yılı bunun Londra, 3 yılı İsviçre, Fransa ve Almanya devamında Türkiye'den uzak yaşayıp eğitimimi, yabancı dil eğitimimi, dördük bilgimi, kültürümü arttırmış oldum bu sayede. 1989'da vatan hasreti diyerek Türkiye'ye döndüğümde Yıldırım Mayruklu'la tanışıp terzi yamağı olarak 26 yıldır Yıldırım Bey'le çalışmaya devam ettim. 2023 Hikayeler Defile dizisi. Sonra bir medyanın bana olan ilgisiyle 2006'da Habertürk'te Toplu İğne adlı rahmetli Ufuk Güldemir'le bir programa başladım ama Radyo Televizyon Üst Kurulu Barbaros Şansal'ın Türkçenin esnek yapısından faydalanarak eşcinselliğe ilişkin espriler yaptığı ve bu espriler aracılığıyla eşcinselliği meşru bir olaymış gibi yansıtmaya çalıştığı kanaatine vardıklarından programım yayından kaldırıldı. 2007'de bir kitap çıkardım. O nedense laf altı yapıldı. Sinirlenip 2008'de madem toplu iğne batmadı, o zaman çengelli iğneyi taktım mı kilitlerim diyerek Sky Türk'te Nihat Genç, Enver Aysever, Profesör Küçük Hoca ve ben çengelli iğne diye bir programa başladım ama o da 7. bölümde şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rahatsız edici bulunarak telefonla yayından kaldırıldı. Daha sonra zaten 10 yıldır Doğan grubu da dahil olmak üzere ve son dönemlerde Halk TV'de dahil olmak üzere ulusal Türk medyasının tamamında yayın yasaklı hale geldim. Böylece sen sağ, ben selamet, rahat et. Şimdi konumundan ibaret. Siz tabii çok değişik yerlerde okula gitmişsiniz, bir sürü okullar değiştirmişsiniz. Bu Londra ve İsviçre eğitimleriniz modacılık ve estetik üzerine miydi? Şimdi modanın dünyada eğitimi yok. Evet. Aslında modacı diye bir meslek yok. Mesela düşünsenize, siyasetçi bir meslek mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin %3'ü inşaat sektöründe çalışırken Büyük Millet Meclisi'nin %67'si müteahhitle geçiniyor. Evet. Yani cığlı cığlı işler meslek olmaz. İş portacı, işte affedersiniz genel evci gibi. Modacı da yok. Mesela İngilizce'de fashionist diye bir kelime yok. Fashion designer var. Ben kutürüyeyim. Tailor'ım, yani biz terziyiz meslek olarak. Kadın terzisiyiz zaten. Okulların, İngiltere'de ben sanat eğitimi aldım. Science of Color yaptım, Basic Design yaptım. Yani temel sanat eğitimiyle birlikte Inner London Education Atölye'ye de katılarak kendi genel kültür bilgi ürettim ve geliştirdim. Ama ben zaten ortaokuldan itibaren kendi hayatımı kendim kazanan, üreten, babaannemin tahta mandallarını çalıp sallanan sandalyeler yapıp satarak para kazanan, her zaman üretimdeydim. İşte Vakko, Barış Küce gibi
firmalarda da uzun yıllarım geçmişti. Ağ giyim olarak ilk Türkiye'nin radikal bir hazır giyim firmalarından birinde kurucu olarak görev almıştım. Dolayısıyla küçük yaştan itibaren sektörün içinde olup yurt dışında da ciddi anlamdaki altyapı eğitimlerimi tamamladıktan sonra yurda döndüm. Ama açıkça bunu da dinleyicilere iletmek isterim ki Sayın Yıldırım Mayruk Beyefendi ve ben önümüzdeki bir yıl içinde artık Türkiye'den ayrılmayı planlıyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti maalesef insan hakları ihlalinde özellikle günde 1,5 kadının öldürüldüğü, pedofili de dünyanın üst sıralarında yer alan, zoofili de hayvana tecavüzde dünyanın ön saflarında yer alan bir ülke haline getirildi son maalesef 20 yılda. Ben bir darp gördüm, hala faili meçhul. Üstelik Başbakanın, Cumhurbaşkanının Dolmabahçe Sarayı'na 300 metre mesafede bütün güvenlik kameraları kapatılarak ağır bir darpa maruz kaldım. Evet. 3 Ağustos günü alıkonuldum. 11 saat bilinmeyen bir bölgeye götürülüp sorgulandım. O da hala faili meçhul. Evet, tehditler, yasaklar. Dolayısıyla bu Jacobin ve Machiavel siyasetin karşısında ben basit bir terzi yama olarak çok da direnecek gücüm kalmadı. Anladım. Ben bilgi birikimimi gelecek nesillere aktarmak için Kıbrıs adasında uluslararası entegre bir üniversitede bölüm açarak artık dikiş dikip moda üretmek yerine moda öğreterek, dikiş öğreterek, kültür ve sanatı yayarak gençlere bilgilerimizi aktarmak üzere hayatımızda bir devrim düşünüyoruz. Değerli dinleyiciler, bu haftaki konuğum Barbaros Şansal. Sevgili Barbaros Şansal, kendinizle çok barışık bir kişisiniz, bir insansınız. Kendinize terzi yamağı diyorsunuz. Yani çok güzel ünvanlar kullanıyorsunuz. Yani bunlar hakikaten küçümsenecek şeyler değil aslında kelime anlamı olarak. Ben sizi savaş karşıtı kişiliğiniz ile de tanıyorum. Ayrıca Gezi Parkı zamandaki aktivist çalışmalarınızı takdirle izledik, takip ettik. Bu konulara biraz açmak ister misiniz? Tabii. Şimdi bakınız, Gezi Parkı şöyle bir şey. Gezi Parkı benim babaannemin elimden tutup 1960'lı yıllarda rüzgar gülüyle gezdirdiği bir yer. Evet. Gezi Parkı Süleyman Demirel'in şapkasını köşeden saldırarak halka hitap ettiği mitinglerde izlediğim bir yer. Gezi Parkı 1977'de biliyorsunuz 1 Mayıs'ında halkın üzerine ateş açıldığında o kalabalığın arasındaydım ben de. Ayakkabıları topladığım bir yer. Evet, Gezi Parkı benim özel tercihlerim ve yönelim nedeniyle ilk flörtümü yaşadığım bir yer. Gezi Parkı benim ikametimin ve iş yerimin önündeki bir park. Yani benim evimin bahçesi. Dolayısıyla 56 yaşındayım ben. 50 yılın anılarının olduğu bir kent merkezindeki park, ki Post'un yaptığı Park 200. Bakın çok enteresandır. New York'un telefon kodu 212'dir. İstanbul'un da telefon kodu 212'dir. Evet. Dünyanın bir numaralı parkı Central Park, iki numaralı parkı ise Post tarafından Gezi Parkı olarak planlanmıştır. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidarların ya da askeri cuntaların her 15-20 yılda bir iktidar devirip iktidar tesis etmeleriyle Gezi Parkı parsel parsel alınmıştır. Üzerine 1940'larda Hilton Oteli yapılmıştır. 1960'larda Divan Oteli yapılmıştır. 1990'larda Sheraton Oteli ve Hayat Regency yapılmıştır. 1980'lerde Ordu Evi yapılmıştır. Yine 1990'larda Swiss Hotel yapılmıştır. Aslında Gezi Parkı Dolmabahçe Sarayı'ndan başlayıp ta Taksim'e kadar gelen Vişnezade ve Harbiye'yi içine alarak oradan da Pera Saraylarına bağlanmıştır. Dünyanın en büyük, en özel yeşil parklarından biriydi. Ancak bir gece, ne tesadüftür ki 27 Mayıs 60 ihtilalinde yıl dönümüne gelen bir gece, Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası'ndan değerli ablamız, aktivist mücella yapıcının beni gece aramasıyla eve yakın olduğu için ben üzerimde, inanın, sırtımda Cağaloğlu hamamı yazan bir bornozla fırlamışım parka durun diye makinaların önüne. Sonra devamında Gezi Parkı meselesinde direndik. Tabii ki şunu söylemek lazım. Belki Los Angeles'ta, Amerika Birleşik Devletleri
Kararlı yaşayan vatandaşlarımız olaylara ne kadar hakim bilmiyoruz ama maalesef İstanbul büyük bir yağmaya maruz kalmakta. İçinde yaşanılabilir bir tent olmaktan çıkmakta. Güzel bir kadını makyajla ancak çirkinleştirebilirsiniz. İstanbul'a çok çirkin bir makyaj yapılmakta. Altyapı sorunları, sosyolojik sorunlar, ekonomik sorunlar şehri içinde yaşanmaz hale getirdi. Uluslararası bir şehir olmak yerine Orta Doğu'nun köhne, izbe şehirlerinden birine benzetildi. Bugün İstiklal Caddesi'nde yürüme imkanınız olduğu takdirde tek bir düzgün hanımefendi ve beyefendi göremeyeceksiniz. Peçeli çarşaflı insanlar, Afrikalı göçmenler, Suriyeli dilenciler, Iraklı ya da Lübnanlı terörist kılıklı bir takım bilinmezler, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan gelen uyuşturucu hap ticareti yapan bir takım müstahdemler. Yani kötü bir mimari reprodüksiyon. Şehrin, kentin bütün dokusu, güzelliği ve özelliği alındı. 1950'lere kadar İstanbul'da yaşayan Rum nüfus yaklaşık %19'u oluşturuyordu. Bugün, dünkü uçak seyahatinde bir Rum arkadaşımla karşılaştım. Maalesef İstanbul'da yaşayan Rum sayısı 1900 adede kadar geriledi. Musevi vatandaşlarımızın sayısı 12 bine düştü. Ermeni vatandaşlarımız hemen hemen kalmadı. Süryani vatandaşlarımız küçük bir azınlık haline geldi. Evet. Türkmeni, Zazası, Kürdü ve Gürcüsü, Çerkezi, Kırgızı, bu Türkiye'nin o renkli mozaik, hoşgörülü, yaftasız, seküler, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olma özelliği getirildi. Dolayısıyla Gezi Parkı bunun bir sembolüydü. Evet. Ben paramedikal olarak görevliydim. Özellikle revirler benim için çok önemliydi. Çünkü Kızılay gibi, gerçi Kızılay satıldı artık, Kızılaç'a bağlandı ve orada da büyük soru işaretleri var. Evet. Bu halk hareketi olduğunda, 10 milyon insan sokağa çıktığında, 10 gencimiz öldürüldüğünde, onlarca gencimizin gözü çıkartılıp binlerce vatandaşımız yaralandığında Kızılay ortalarda yoktu. Hiçbir zaman bir sağlık servisini devlet vermedi. Bu özellikle yapıldı. Bu nedenle biz vatandaşın can sağlığı ve güvenliği için revirlerde çalışmak üzere kendimize görev verdik ve Gezi Parkı'nda öyle direndik. Ve benim evimde her gece halılarda, koridorlarda onlarca genç yatıyordu. Polis kapımızı kırıp içeri girmeye, gaz atmaya çalışıyordu. Coplamaya çalışıyordu. Yani Türkiye'deki polisin faşist davranışı bizi çok üzdü. Artı savaş karşıtlığına gelince, bakın Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar kendi coğrafyasında Bulgaristan'dan Yunanistan'a, Suriye'ye kadar tarihten gelen bütün çekişmelere ve bütün süreçlere rağmen barış ve huzur içinde, yani sıfır sorunla yaşamaya çalışıyordu. Turgut Özal döneminde dahil buna. Ancak son dönemde AKP'nin iktidar olduğu dönemde tüm komşularımızla kavgalı, tüm komşularımızla geçimsiz bir tavır içine girdik. Bugün eğer Türkiye sokaklarında, ki ben dün Denizli'den döndüm fark etmiyor, Anadolu'nun veya büyük kentlerin sokaklarındaki trafik ışıklarında onlarca kucağında bebekli dilenci Suriyeli kadın, onlarca mendil satan Kürt çocuk okulda olmaları gerekirken, onlarca yüzlerce dilenci ve bir üstelik Türkiye'nin aç tavuk kendini buğday ambarında sanar gibi kükremesi. Tabii bu nedenle de savaşa karşıyız. Çünkü dünyada silahlar yerine aşklar olsa, çocuklarımız ölmese, kadınlar tecavüze uğramasa, erkekler erkek gibi adam olsa, bilim, sanat, kültür ve felsefe üretse, aile reisi olsa, domuz avlamak yerine ne bileyim ben papağan beslese, bir canlıyı sevse, dünya çok daha yaşanabilir ve güzel bir yer olacak. Ne acıdır ki bugün biz ISIS dediğimiz ağır bir terör tehdidiyle karşı karşıya yaşıyoruz. İstanbul'da 100'e yakın alışveriş merkezi açıldı ve bunlar birbirine yan yana. Evet, bunların hiçbir güvenliği yok ve hepsinin içinde aynı mallar satılıyor. Üstelik adı Türkçe olan tek bir marka bile kalmadı. Dikiş ipliğini ben
mesleğim gereği Almanya'dan ithal etmek zorundayım. Astarımı Fransa'dan, dantelimi Fransa'dan, empirmemi İtalya'dan. Bakın bir gelinliğin malzemesi için ben perşembe günü günübirlik Paris'e gidip gelmek zorunda kaldım ince kapüşonları alabilmek için. Türkiye 9.99'a merdiven altı, sendikasız, sigortasız, meslek örgütsüz, işçi sömüren bir fason amalı haline geldi. Evet. Bugün kendi kendini besleyen 7 coğrafyadan biriyken Yeni Zelanda'dan üzüm, Bolivya'dan kömür satın alan bir sömürgeye dönüştü. İtirazlarımız burada başlıyor zaten. Yoksa biz aşırı ulusalcı, aşırı milliyetçi, aşırı sağcı ya da aşırı dinci değiliz. Neticede biz hoşgörülü, yaftalı, hümanist insanlarız. Barıştan yanayız, sevgiden, saygıdan yanayız. Sevgili Barbaros Şansal, birçok dil konuşuyorsunuz. Birkaç da kitap yazdınız. Benim notlarıma bakıyorum şu anda. Evet. Çok yönlüsünüz. Ayrıca bir iki üniversitede de moda tarihi dersi veriyorsunuz. Hala aktif olarak veriyor musunuz bu dersleri de? Marmara Üniversitesi'nde geçen sene sosyal psikoloji ve üç boyutlu kalıp moda bölümlerinde teknik eğitim fakültelerinde ders veriyordum. Ancak ben 50'den fazla üniversite etkinliği için Anadolu'da yapmış bir akademisyen olarak şunu söyleyebilirim, istifa etmek zorunda kaldım. Çünkü dekan benim giydiğim çizgili pantolondan rahatsızdı. Rektör benim arabamın renginden rahatsızdı. Aslında benden rahatsızdı. Öğrencilerimle ilgili hiçbir sorunum olmadı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nde öğrenci, hasta ve müşteki dediğimiz hukukla işi olan herkes en keriz ve en yağlı müşteri haline getirildi. Ve halk böyle sömürüldü. Düşünebiliyor musunuz? Üniversite 4. sınıfa gelmiş bir öğrenci Atatürk'ün annesinin adını bilmiyor. Çok acı. Benim o çocuklara öğretecek bir şeyim kalmıyor. Çok acı. Onun bildiği bir tek şey Mısırlı Rabia, efendim başörtüsü, takke, sakal, cübbe. Bunlar empoze ediliyor. Tabii ki insanların inanç ve ibadet özgürlüğü sonuna kadar kendi haklarıdır ve nesillerini o şekilde yetiştirmekle mükelleftirler. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Amişleri gördüğümüz gibi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde kimse Amişlerin kafasını kesmiyor. Evet. Ya da Amişler şehre inip kimsenin kolunu kesmiyor. Evet. Ancak Türkiye'de yaratılan bu nifak tohumları, düşmanlık, Atatürk düşmanlığı, çağdaşlık düşmanlığı, Amerikan düşmanlığı, İsrail düşmanlığı, bunlar çok vahim durumlardır. Türkiye rol model olarak parantez içinde ılımlı İslam dedikleri şey aslında tamamen fundamental, radikal, Emevi zihniyetli, bağnaz bir şeriat düzeninden başka bir şey değildir. Bu yetişen çocuklarımızın üzerinde çok ağır tahrifat yapmaktadır. Bugün Türkiye'de herhangi bir yerde, yurt dışında, dünyanın neresine giderseniz gidin, buna Bali, Endonezya, Çin dahil bir adres sorduğunuz zaman size şöyle tarif ederler. 2 blok öteye gidin, orada şu kitapçı var, oradan dönün, orada şu kahve var, oradan dönün, orada da işte şu hastane var diye. Ama Türkiye'de bir adres tarif etmeye kalktığınızda sokağın köşesindeki dükkan 2 ayda bir değişmektedir. Evet, evet, çok acı gerçekten. Şehirler işgal altındadır. Evet, Yılmaz Onay hocayla Bertolt Brecht, daha doğrusu John Gay'in Bagger operasında 3 evet, kuruşluk mahalle derslerini uyarladık. Mahan performans sahnesiyle. 4 transseksüel arkadaşımızın sokaktan, fuhuştan alıp eğiterek onlarla birlikte bir Brechtian oyun sergiledik. 72 dakikalık müzikal. Amacımız o transseksüelleri sokakta fuhuştan kurtarıp tiyatro yaparak, hayatlarını kazanarak dürüst bir şekilde ve güvenli bir şekilde yaşamalarıydı. İlk galamızda Gül Tokcan, 65 yaşında Tokatlı bir arkadaşımız, evet, alkışlayınca izleyici ağlamaya başladı. Neden ağlıyorsun Gül dedim. Bana şu cevabı söyledi. Barbaros, ben 65 yaşına kadar sadece itildim, kakıldım, tecavüz edildim, dayak evet, yedim, sorgulandım. Hayatımda ilk defa alkışlandım, işe yaradığımı ve insan olduğumu hissettim dedi. Ne acıdır 65 yaşına kadar bir vatandaşın bu duyguyu tatmamış olması bir çok ülkede. Acı. Ve sonuç ne oldu? Sonuç ne oldu? Valilik ahlaka aykırı bularak oyunu sahneden aldı.
Siz biraz şu anda Türkiye'deki gelişmelerden dolayı artık yani teslim bayrağını çekmiş gibi görünüyor. Türkiye'yi terk etme Teslim fikriniz. olmadım ben. Yok yok yok, öyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Tam tersi. Bakın, hukuk içi boş bir çuvaldır. Evet. Ne doldurursanız onu geri alırsınız. Ben gerek Freedom House, Democracy Foundation, Evet. Lisa Davids'le, Aynen. gerek Bravo Foundation, biber gazının yasaklanması Bahreyn case'le, Evet. gerek Amnesty International'la, gerek Human Rights High Commission, kayıp gözaltı ve işkence daire başkanlığıyla, LGBT biliyorsunuz eşcinsel hakları, Tea Party hayvan hakları, dünyadaki birçok ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütü ve derneklerle çalışmaktayım. Çok güzel. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nde bu Jacobin baskılar karşısında sesimi duyuramadığım için Anglo-Sakson hukukunun ve özgürlüğünün hakim olduğu bir Kıbrıs adasına geçerek muhalefetimi ve mücadelemi oradan dünyaya sesimi duyurarak Çok sürdürme güzel. taraftarıyım. Çok güzel. Çünkü kamuoyu yani mücadelemi uluslararası platforma taşıyabilmek için başka bir ülkeye yerleşmeyi planlıyorum. Çünkü burada benim yaşam güvencem yok, can güvenliğim yok. Aldığım tehditler, bakın düşününüz, Evet. Cumhurbaşkanı, Başbakanın danışmanı Yalçın Akdoğan bir gazeteciyle yaptığı konuşmada ki şu an Ankara mahkemelerinde kayıtlarda var, benim için Sedat ibnelerin başı diye konuşabiliyor. Bir siyasetçinin üslubuna bakınız bu Evet, ülkede. çok çok Ve ben bu garipsiz. burada ben hayatta kalıp bilgi birikimimi, niteliklerimi gelecek nesillere aktarmakla mükellefim. İnsan olmanın bana getirdiği şartın temeli bu. Dolayısıyla ben teslim bayrağını falan çekmiş değilim. Çok Tam güzel. tersi bayrağı göndere çekmiş vaziyetteyim. Çok güzel. Bu haber beni çok heyecanlandırdı. Umarım gelecekte ortak çalışmalarımız da olur. Biz de Amerika'da Birleşik Devletleri'ne bu tür çalışmalar içerisinde oluyoruz. Bütün koordinasyon halinde. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki değerli konuğum Barbaros Şansal. Sevgili Barbaros Şansal, son bir dakika içerisinde toplamak gerekirse ülkemizi neler bekliyor? Sizin geleceğe ilişkin çalışmalarınız neler var? Onlara biraz söz edebilir miyiz lütfen? Önce şunu söyleyelim, yaşarken nitelikli bir hayatta yaşayabilmek için düşündüğümüz dilde sevişip düşmanımızın dilinde savaşmamız gerekiyor. Kamburlarımızı zımparalayıp matlaştırmak yerine onları cilalayıp bir silaha dönüştürmemiz gerekiyor. George MacDonald'ın da dediği gibi korku çok büyük bir düşman. İnsanlığın ortak korkusu yok. Korkular bize çocukken sokuşturulup bizi yönetmek için kullanılıyorlar. Dolayısıyla korkunun korkuları en büyük silah olarak kullanıp en tehlikeli düşmana dönüştüğünü hatırlayarak korkulardan arınacağımız bir Türkiye'yi hayal ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni elbette ki önümüzde çok zor günler bekliyor. Yargı kuşatılmış, yasama kuşatılmış, yürütme kuşatılmış, ülkenin güvenliği, ekonomisi, sosyolojisi, siyaseti büyük riskler altındadır. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının devrimleri, unutmayalım ki Birleşmiş Milletler'e davetle giren tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak ve bizler gibi yetiştirdiği nesillerle dünyada hem bayrağımızı dalgalandırmaya hem dilimizi, kültürümüzü anlatmaya devam edecektir. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Barbaros Şansal bu güzel söyleşi için. Ben teşekkür ediyorum. Size iyi çalışmalar dilerim. İnşallah yakın gelecekte tekrar sizle görüşüp temasa geçip çalışmalarımızı ortak bir yönde geliştirebiliriz. Teşekkür ediyorum. Hep birlikte elimden geldiği kadar hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hem dünyadaki tüm vatandaşlarım için yapamayacağım bir şey yok. Sevgi, saygı ve güvene, ahlak ve erdemi kurumsal kimliğin emekleyen dizleri olarak koyduğumuz zaman daha güzel yarınlar, daha güzel bir dünya bizleri bekliyor. Çok çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.